Değerli misafirler, bu gece burada musikimize insani ve medeni faziletleriyle yaklaşıp emeğini su gibi harcayan, musikimizi milli gurur olarak benimseyen Nevzat Atlı söyleşecek. Nevzat Atlı korosundan duymaya alıştığımız üstün nitelikli musikiden örnekler dinleyeceğiz. Böylece saygı, takdir ve hayranlık alkışlarımızı Nevzat Atlı yoluyla yenilemiş olacağız. Sevgili konuklar, bu saygı, takdir ve hayranlık alkışları 1948 yılında başlayıp bugüne kadar devam etmişse, elbette bunun sanata ait önemli bir nedeni ve musiki tarihimizin ilgi alanı içinde de bir açıklaması olacaktır. Bu yüzden Nevzat Atlı'nın şana, şöhrete dayalı, maddi çıkarlara bağlı, ticari değerlere ayarlanmış niteliksiz müziğin kelepçesine el uzatmayışının belgeseli sayılan konser repertuarlarına dikkat etmemiz gerekir. Musikimizi magazin cıvıklığına bulaştırmak isteyenlerin Nevzat Atlı'a ve onun sözcüsü olduğu musikiye niçin karşı olduklarını bilmemiz gerekir. Baş koyduğu yolda sürçmeden, düşmeden, vakarla yürüyerek bugünlere gelirken yaşadığı musiki macerasını merak etmemiz gerekir. Demek ki Nevzat Atlı'a yakından bakmamız gerekir. Nevzat Atlı 1925 yılında doğdu. İlk fikir, sanat ve ruh terbiyecisi olarak elinden tutan babası, keman çalıp besteler yapan bir süvari subayıydı. Nevzat Atlı'nın sanatçı kişiliğinin oluşmasındaki başlangıca uzanacak olursak, aydın ve sanata saygılı bir babanın, içli, duyarlı ve irfan sahibi bir annenin, ayrıca aydınlık bir çevrenin etkilerini kolayca görürüz. Öyle ki 1933 yılında ilkokul 2. sınıf öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl marşını Gelibolu'da babası yetişkinlere, Nevzat Atlı da bütün arkadaşlarını öğretmişti. İlk ve orta öğrenimi boyunca kendi kendine keman çalmaya uğraştı. Biraz babasından, biraz ortaokul sıralarında öğretilmeye uğraşılan çok basit musiki bilgilerinden, en çok da Ankara Radyosu'ndan yararlanarak gelişmiş bir kemancı düzeyine ulaştı. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip Ercüment Berker yönetimindeki üniversite korosuna keman icracısı olarak katıldı. 1948 yılında da Ercüment Berker askerlik görevini yapmak üzere korodan ayrılınca koro yönetimi Nevzat Atlı'a verildi. O yıllarda İstanbul'un klasik musiki hayranlarının oluşturdukları özel musiki toplantılarında fakülte arkadaşı Selahattin İçli ile birlikte ısrarla aranan musiki şinaslar arasına girdiler. Özellikle büyük ilim adamı İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın evinde yapılan musiki toplantılarının vazgeçilmez konukları oldular. Değerli konuklarımız, Tıp Fakültesi öğrencisi Nevzat Atlı daha o yıllarda bugünkü tarifine uygun musiki kimliğine ulaşmıştı. Şaşılacak bir çabuklukla öğrendiklerini büyük bir şevk ve heyecanla başkalarına iletmekteki ısrarı, 1995 yılında ifade ettiği, "Yetiştirilmeleriyle vazifeli olduğumuz kişiler yalnız yakın çevremizdekiler değildir. Musiki adına bildiklerimizi geniş kitlelere duyurmakla mükellefiz." sözlerinin altına sanki 1948 yılında atılmış bir imzaydı. Sevgili misafirlerimiz, gün olmuş, devran dönmüş, derinlere kaçan sular gibi musikimiz zevkimizden, ilgimizden, hatta sevgimizden uzaklaşmaya başlamış. Musikimizin keyfine keder çökmüş. Ama büyük devlet olmamızın kazandırdığı sanat zevkimiz elini eteğini bizden çekmemiş, kendine reva görülen ilgisizliğin kuytusundaki sınırlı ve köhne alana sığışmaya razı olmamış.
İyi de bu soylu direniş gücünü kimler bulup sürmüş musiki meydanına? Kimlermiş musikimizin çürüye çıkartılıp bir kenara atılmasına kıyamayanlar? Elbette kişiliğini şöhret ve maddi çıkarlar tuzağından kurtarabilen, yani Nevzat Atlı gibi musiki sevdalılarıymış. İşte Nevzat Atlı 1948 yılında üniversite korosu şefi olarak ilk kez İstanbul Eminönü Halk Evi'nde sahneye çıktığı zaman musikinin bu çileli yolunu seçmiş. Bu yolda çok gitmiş, uz gitmiş, gıpta edilecek bilgi ve yeteneğiyle, şaşılacak gayretiyle, en önemlisi ateşle oynayıp da elini yakmayanların sihirli maharetiyle bugünlere devlet sanatçısı Profesör Doktor Nevzat Atlı olarak gelmiş. Şimdi bu gelişin ibretli hikayesini kaldığımız yerden izleyelim. Nevzat Atlı'nın geleneksel musiki icra özelliklerimizi şahsi üslubuyla dinleyiciye büyük bir başarıyla sunması çeşitli musiki çevrelerinin ilgisini çekti. 22 yaşındaki genç koro şefi ve korosu merak edildi. Hatta korosuyla konser vermek üzere 1949 yılında Ankara'ya davet edildi. O yıllardaki bütün zorlukların üstesinden gelinerek biri Ankara Radyosu'nda olmak üzere ard arda 3 konser verildi. Böylece Nevzat Atlı ve korosu Ankara Radyosu aracılığıyla Türkiye genelinde tanınıp bilindi. Bu başarıya bu ilgi yetmedi. 1950 yılında Nevzat Atlı ve korosu İstanbul Radyosu programlarında yer aldı. 1952'de 27 yaşındaki Nevzat Atlı, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda üstün bilgiye, geniş kültüre ve çeşitli yeteneklere sahip olmayı gerektiren üslup ve repertuvar öğretmenliğine atandı. Bu görevindeki tartışmasız başarısıyla musiki çevrelerinin ilgi odağı oldu. 1953 yılında aralarında 70 yaşına ulaşmış Türk musikisinin en seçkin sanatçılarının da bulunduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarı icra heyetine ünlü bestekar Tamburi Refik Fersan'dan sonra şef tayin edildi. Bunca ödüllendirme, bunca onurlandırma Nevzat Atlı'nın gelecekteki itibarının filizleriydi. Ve Nevzat Atlı 1954 yılında konservatuvardaki icra şefliğinin yanı sıra İstanbul Radyosu program şefliği görevini de üstlendi. İşte bu sırada aralarında Nevzat Atlı'nın da bulunduğu Konservatuvar Sanat Kurulu musikimizin gül yüzünde durup durup yaralar açan ve musikimize meyhane musikisi denmesine sebep olan saz ve ses icracılarının içkili gazinolardaki çalışmalarıyla ilgili olarak konservatuvar icra heyeti görevlileri içkili gazinolarda çalışamaz şeklinde bir karar aldı. Aldı ama bir süre sonra Türk insanının musiki gibi doyumsuz sanat nafakasına göz dikenler, sanatın kutsal değerini bilmeyenlerin cehliyle, bilenlerin de çıkarlarından kaynaklanan ihanetleriyle galip geldiler. Bu yenilgi, Nevzat Atlı'nın hayatında nadir görülebilecek karamsarlıklarından birine sebep oldu. Ve alelâdeliğe, basitliğe tahammülü olmayan musikimizi hak ettiği biçimde, layık olduğu düzeyde ve asli yüceliğiyle icra edemeyeceğim yerde çalışamam deyip bastı istifayı. Ne var ki ehli değil birbirini bilmemek insaf değil gereğince Nevzat Atlı musiki ve gönül erbabının insafı, gayreti ve üstelemesiyle İstanbul Radyosu'nda önce küçük koronun sonra da musikimizin son dönemlerindeki efsanevi adamı Mesut Cemil'in 1938 yılından beri yönetmekte olduğu klasik Türk müziği korosunun şefi oldu. Dahası da var. 30 yaşındaki Nevzat Atlı İstanbul Radyosu'nun müdürü oldu.
Mesut Cemil gibi muhteşem bir musiki ustasının yerini alıp da başarılı olabilme niteliklerine Nevzat Atlı sahipti. Yoksa o yıllarda musiki meydanının müthiş güçleri benim diyeni bir fiskeyle mecalsiz bırakıp geldiği yere gönderiverirdi. Oysa Nevzat Atlı şu ana kadar hala dimdik ayakta ve musikimizle övünmemiz için burada. Neden ulaşılması güç doruklardan bu umarsız çukurlara düştük? Neden avaze-i Davut gibi gür sesimiz kısıldı? Neden gezgin satıcıların mani seviyesindeki seslemelerini musiki saymaya başladık? Bu iç karartıcı soruları dört duvar arasında cevaplayıp eş dost sohbetlerinde dile getirmek yerine işlediğimiz hata, gaflet, hatta ihanet yaralarını sarmanın tam zamanı olduğunu klasik koro şefi ve radyo müdürü Nevzat Atlı 1955 yılında biliyordu. Ve daha sonraki yıllarda da diyordu ki böyle giderse milli değerlerimizin tek kaybı musiki olmayacaktır. Ardından binlerce yıldır süzüle süzüle birikmiş o kültür hazinemiz de gidecektir. Sonra ne olacaktır? Gideni bulamayan Türk insanı benzerine, onu da bulamazsa sahtesine razı olmaya başlayacaktır. İşte bu endişe ve üzüntülerle 1975 yılına geldi Nevzat Atlı. Gelirken de İstanbul Radyosu'nda sayısız konserler verdi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Klasik Türk musikisi plakları yayınladı. TRT Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Klasik Türk musikisinden yüzlerce eserin notalarını düzelterek fasiküller halinde yayına hazırladı. Ve 1975 yılına klasik musiki icra eden korosuyla geldi Nevzat Atlı. Değerli misafirlerimiz, kolayca görüldüğü gibi 1925 doğumlu yani 75 yaşındaki Nevzat Atlı'nın hırpalanmamış yapısından yansıyan esrarlı zindelik, belki de musiki alanında kazandığı sihirli zaferlerden kaynaklanmaktadır. İşte bu söylediklerimizi doğrulayan ve belgeleyen 1977 yılından sonra kurduğu Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'yla konserler vermeye başlayan Nevzat Atlı'ya ait başarıların birkaçı. Nevzat Atlı, musikimizin yüzyıllarla süslenmiş sanat tacını koruyanların ilk sırasında en önemli yeri almış, karşılığında büyük devlet geleneğinin büyük sanatçılara sunduğu onurlandırmalardan nasiplenmiştir. 1981 yılında Kültür Bakanlığı'nın Devlet Başarı Ödülünü kazandı. 1982 yılında Aydınlar Ocağı Üstün Hizmet Armağanı verildi. 1983 yılından başlayarak 8 yıl Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu. 1984'te Milli Kültür Vakfı'nın Büyük Kültür Ödülü'ne layık görüldü. 1985 yılında Türk musikisinin ilk ve tek profesörü oldu. 1987 yılında Türk musikisinin ilk ve tek devlet sanatçısı seçildi. 1989'da Türk Ocakları Kültür Armağanı ile ödüllendirildi. Nevzat Atlı 1999 yılında gerçek sanatçıların devletin en büyüğü tarafından ödüllendirilmesi geleneğimizin son nasiplisiydi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1999 yılında Nevzat Atlı'ya layık görüldü.
Yüzyılların musiki hasretini bir koroya sığdırmak ne zor bir iş. Kültür birikimimizle ilgimizin kesilmemesi için gösterilen çaba ne hayırlı bir iş. Klasik müziği sevdasının rüyasıyla yaşayanların teşekkürünü kazanmak ne güzel bir iş. Bir el işaretiyle ezgilerin anlam değiştirmesini sağlamak ne sihirli bir iş. İşaretlerle bir musiki dili oluşturup bunları musiki topluluğuna iletmek ne güç bir iş. Musiki piyasasında dellal bağırtarak kendinden haber vermemek ne onurlu bir iş. Merhaba sayın müzikseverler. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki bir konserinde daha birlikte olmanın tarifsiz sevinciyle hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Doktor Atlı yönetimindeki koro bu gece önce Hüzzam makamı repertuarından özenle seçtiği eserlerle huzurlarınızda. Kendine has perdeleri itibariyle Türk musikisinin en ilgi çekici makamlarından biri olan Hüzzam'dan seslendirilecek ilk eser bir ağır semai. Eserin bestekarı ise Hacı Faik Bey. Dellazade'nin öğrencisi ve lemiyatlığıyla
Şeyh Ethem Efendi gibi ünlü bestekarların hocası olması bakımından Hacı Faik Bey, musikimizde Dede Efendi çizgisini günümüze ulaştıran bir köprü kişilik olmasıyla da öne çıkmaktadır. 60 yaşlarında 1891'de kaybettiğimiz bestekar, Haseki Hastanesi ve Aksaray Kız Sanayi Mektebi gibi kurumların müdürlüğünde bulundu. Neyzen ve Nısfiyezen olmasının yanı sıra devrinin üstad ses sanatkarlarından biri olarak ün yapmıştı. Çok verimli bir bestekar olan Hacı Faik Bey'in çok çeşitli formlardan bestelediği 600 kadar eserden günümüze ulaşabilenlerin sayısı 170 civarındadır. Şimdi koromuz programına onun olağanüstü güzellikteki ağır semaisiyle başlıyor. Kurban olayım Gamzen'e, bir kez nazar eyle. Öldürdü bu aşkın beni, def-i keder eyle. Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu seslendiriyor. Aziz müzikseverler, konserimiz sürüyor. Şimdi dinleyeceğiniz eser, şarkı bestekarlığının babası olarak değerlendirilen Hacı Arif Bey'e ait. 1885 yılında 54 yaşındayken musiki dünyamızdan ayrılan Arif Bey, çok sayıda musiki adamı yetiştirmiş bir kültür bölgesi olan Eyüp'te doğmuştu. Üstün kabiliyeti küçük yaşta keşfedildi. Zekai Dede, Eyyubi Mehmet Bey ve Dede Efendi'den öğrenim gördü. Eğitilmek üzere saray bünyesindeki Müzikayı Hümayun'a seçildi.
hocalığa kadar yükselerek cariyelere ders verdi. İşte filmlere konu olan fırtınalı hayatı bu gençlik dönemlerinde başladı. Şimdi onun Hüzzam makamından bestelediği şarkılarından birini dinleyeceğiz. Kimliği meçhul şairin mısralarında musikinin kendine has lisanıyla şu arzı halde bulunuyor. Dünyanın bütün güzellerinin şahı olan sana gönlümü vereli, zamanenin hiçbir güzelliğine göz ucuyla bile bakamıyorum. Aşk beni güzelliğine hayran edili, çektiğim elemden yay gibi büküldüm. Ve yaralanan gönlümün kanı gözlerimden akmaya başladı. Meftun olalı sen şeyhu banu cihani, atfı nazar etmem çemenistanı zamani. Hayran edeli aşk beni hüsnündeki ane, aşkın elemi kendime döndürdü kemane. Huni dilimiz başladı gözden cereyane. Birlikte dinliyoruz. Sayın müzikseverler, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki konserinde sıra birinci bölümün son iki eserine geldi. Şimdi yine Hüzzam makamından rahatlıkla çizgi üstü diye niteleyebileceğimiz iki güzel eser var. Önce Kırımlı Neşet Molla'nın şarkısı. Yalnızca adının başındaki ve sonundaki
Kırımlı ve Molla lakaplarından bestekarımız hakkında küçük ipuçları edinebilmek mümkün. Kırım hanları yani Giraylar soyundan gelen bestekarımız büyük kadılara verilen Molla ünvanını kazanmış, daha sonra avukatlık yapmıştır. Türk hukuk tarihinin kaydettiği ilk avukattır. Şimdi 1900 yılında 63 yaşındayken kaybettiğimiz Kırımlı Neşet Molla'nın günümüze ulaşabilen iki eserinden birine kulak veriyoruz. Bestekarımız gönlünü çalan sevgili için baygın bakışlarıyla geldiğinde ortam bir gül bahçesine dönüyor. Acaba bütün nazlı tavırlarıyla oynamaz ve bana bir bade vermez mi? Böyle güzel sevilmez mi diye soruyor. Gelince bezme mestane, döner meclis gülistane. Çıkıp naz ile devrane, bana bir bade vermez mi? Böyle güzel sevilmez mi? Bu güzel şarkının hemen ardından bir saz eserini saz sanatçılarımızdan dinleyeceğiz. Türk saz musikisinin şaheserlerinden biri olan Hüzzam Saz Semaisi. Udi Nevres Bey'e ait. Türk musikisi tarihinin kaydettiği en önde gelen ut sanatkarlarından biri olan Nevres Bey'in sazını herhangi bir hocadan değil, kendi kendine öğrendiği biliniyor. Buna rağmen kendisinden sonra gelen udileri en çok etkileyen sazendelerden de biriydi. Tamburi Cemil Bey ile beraber çalacak kadar ileri seviyeye ulaşmıştı. Şimdi dinleyeceğimiz saz semaisi bıraktığı 15 kadar eser arasında en çok ünlenenlerden biri. Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki koro ve saz sanatçıları seslendiriyor. Thank you.
Değerli seyirciler, konserimizin sololar bölümüne geldik. Önce bir saz eseri. Form, saz semaisi, makam Acem Aşiran, bestekar Gavsi Baykara. Türk musikisi tarihinin gelmiş geçmiş en büyük okullarından biri olarak değerlendirilen Yenikapı Mevlevihanesi'nin şeyhlerinden Celaleddin Dede'nin torunu, Abdülbaki Dede'nin ise oğlu olan Baykara, ney sazını Rauf Yekta Bey'den öğrendi. Ritüelin özel aşamalarını tamamlayarak dede olmuş son Mevlevilerdendi. İstanbul Belediye Konservatuvarı icra heyetinde neyzen olarak çalıştı. Ömrünün son günlerini Darül Acize'de tamamladı. Eseri kanun sanatçısı Taner Sayacıoğlu'nun eşliğiyle seslendirilecek olan keman sanatçımız 1927'de İstanbul'da Üsküdar'da doğdu. Ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam etti. İstanbul Radyosu'nda Mesut Cemil ve Nevzat Atlı'nın yönetimindeki klasik koroda ve küçük koroda keman çaldı. İstanbul Devlet Korosu'nda birinci keman olarak başladığı görevini aralıksız biçimde sürdürdü. Aynı zamanda Devlet Konservatuvarı'nda da keman öğrendi. Şimdi sahneye kısa bir süre önce kaybettiğimiz değerli keman sanatçısı Cahit Peksayar geliyor.
Aziz seyirciler, sırada solistimiz Meral Uğurlu var. Türk musikisi icrasının günümüzdeki en önde gelen solistlerinden biri olan Uğurlu, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Hocası Münir Nurettin Selçuk'la konser çalışmalarını sürdürdü. Ankara ve İstanbul radyolarında çalıştı. Konservatuvar yıllarındaki hocası Nevzat Atlı ile İstanbul Devlet Korosu'ndaki çalışmalarını çeyrek yüzyıla yakın bir müddet sürdürdü. Meral Uğurlu'nun seslendireceği eserler Segah makamında. İlk sırada Lavtacı Hristo'nun artık klasikleşmiş bir İstanbul şarkısı. Efendim, aşkından öyle bir haldeyim ki dermansız ve deli gibi. Bu halde kağıthanede yolunu bekledim durdum. Fakat anladım ki o güzel beldeyi şereflendirmen ihtimal dışıdır. Bunu anlayınca bana yar olmayan talihime küsüp çağlayanlar misali gözyaşı döktüm. Hristo sevgilisinin yolunu nasıl beklediğini işte böyle anlatıyor. Sui kağıthanede mecnun misal, bekledim rahın efendim bir mecal. Anladım teşrifine yok ihtimal. Çağlayanlarla beraber çağladım. Talihine saze küstüm ağladım. Değerli müzikseverler, Meral Uğurlu'dan dinleyeceğimiz ikinci ve son eserle, musikideki başarısından çok edebiyat tarihimizdeki mümtaz yeriyle yakından tanıdığınız bir ustanın musikisine kulak vermeye hazırlanıyoruz. Ahmet Rasim ve onun Segah Şarkılar repertuarının özel bir yerinde bulunan usta işi şarkısı. Benim sen nemsin ey dilber, deli gönlüm seni ister. Zannederler etmiş ezber, seni söyler, seni ister. (Gülüyor)
Evet sevgili müzikseverler. Sahneye yine koromuz geliyor. Bu bölümde makam Kürdili Cazkâr. Koronun seslendireceği ilk eser şarkı bestekarlarımızın en büyüklerinden birine Rahmi Bey'e ait. Bestekarımız dünyanın kurulduğu günden beri cevabı tam anlamıyla bulunamamış olan soruyu aşkın, sevdanın ne olduğunu belki de son bir çare olarak gönül ehli olarak değerlendirdiği musiki mensuplarına soruyor. Siz cevap verin ey çalanlar ve söyleyenler. Aşkın, muhabbetin ve sevdanın ne olduğunu bir bilen yok. Bari siz açıklayın. Aşk ve muhabbet nedir? Sevda nasıl bir şeydir? Söyle ey mutribi nazende eda. Neymiş aşkı, muhabbet, sevda? Bari şerh et ne olur sen de bana. Neymiş aşkı, muhabbet, sevda? Doktor Nevzat Atlı'nın yönettiği korodan dinliyoruz. Thank you.
Aziz müzikseverler, korodan dinleyeceğiniz ikinci Kürdili Cazker şarkıyla bu geceki beraberliğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son büyük şarkı bestekarlarımızdan Supi Ziya Özbekkan'ın imzasını taşıyan şarkı, makamın estetik çizgisi en yüksek eserlerinden biri. Şiir sanatımızda sembolizmin zirvesi sayılan Ahmet Haşim'in mısralarından ilham olarak Özbekkan adeta musikide sembolizmin sınırlarını zorluyor. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Korodan dinliyoruz.
Kıymetli müziksever dostlarımız, Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, konser seyircisinin yoğun alkışlarına konserine eklediği Münir Nurettin Selçuk'a ait şarkıyla sürpriz bir karşılık veriyor. Güftesi büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'ya ait ve 7'den 70'e herkesin hafızasında olan Rintlerin Akşamı adlı ünlü segah şarkı. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.
Saygıdeğer müzik dostları, yine kesintisiz alkışlar ve koromuz bu defa alkışlara yine Münir Nurettin Selçuk'un bir rast eseriyle cevap veriyor. Güfte sahibi Vecdi Bingöl. Erdi bahar, sardı yine neşe cihanı. Bir hafta sonra bu ekranda tekrar beraber olabilmeyi ümit ederek Allah'a ısmarladık diyoruz. Sağlıklı, mutlu ve müzikli günler dileğiyle şimdilik hoşça kalınız.